videoda TIA Portal'da MOV komutunu inceleyeceğiz. MOV kelime anlamı olarak taşınmak, taşımak gibi anlamlara gelse de TIA Portal'da MOV komutu bir veriyi başka hafıza alanlarına kopyalamak için kullanılır. Yani Ctrl-X, Ctrl-V işlemi yapmaz. Ctrl-C, Ctrl-V işlemi yapar. Bir veriyi birden fazla, bir ya da birden fazla hafıza alanlarına kopyalamak için yapılır. Peki MOV komutu nerede? Sağ taraftaki menüde Basic Introduction'ın altında MOV Operations kısmında, burada MOV ile ilgili birden fazla komut var ama bu videomuzun konusu sadece MOV bloğu ya da MOV komutu. Bununla ilgili bir örneğe başlayalım. Bir input'umuzu alalım. Input 0.0 diyelim buna. Tagı değiştireyim. Daha önce bu yaptığım işleri tekrar anlatarak yapmayacağım. Hızlı geçeceğim çünkü bu video serisi. Bu video serisinde ben birçok şey anlattım. Bunu nasıl yaptı diye aklınıza gelen bir soru olabilir. Bunu mutlaka daha önceki videolarda açıklamışımdır. Çıkışını bir buradan MOV bloğumuzu alalım. Şimdi MOV bloğumuzda en girişi aktif olduğunda MOV bloğu in girişine verdiğiniz datayı out 1 girişine ya da buradan bu yıldızı tuşlayarak biraz sonra yapacağız çoğaltırız. Diğer hafıza alanlarına atamaya yarar. Peki en o çıkışına bu kopyalama işlemi ya da verinin diğer yerlere aktarılma işlemi yani çoğaltılma işlemi eğer başarılı olursa en o çıkışı 1 olur. Başarısız olursa, hata verirse NO çıkışı 0 olur. Ne demek istiyorum? En girişi 1, NO çıkışı 1, işlem tamam. Ama en girişi 1, NO çıkışı 0 ise burada MOV bloğunun ya da MOV komutunun işlemini yerine getiremediği anlamına gelir. Ha şimdiye kadar ben bu NO çıkışını işte en girişi aktifken 0 yapamadım. Hangi durumlarda hata veriyor bilen arkadaşlar varsa aşağı videonun altına açıklamalar kısmına yazarlarsa sevinirim. Neden yapamadım? MOV bloğu bizim eski 200'lerde ya da 300'lerde akünün çalışma mantığına ve yakın bir mantıkta çalışıyor. Şimdi in girişine verdiğiniz veri tipi. Bakın aşağıda bir sürü açıklamalar yapıyor. Buraya hangi verileri girebilirsiniz diye. In girişine verdiğiniz veriyi out'a bir ya da işte birden fazla yere işte kopyasını oluşturuyor ama mesela aynı veri tipinde olmasına gerek yok. Bundan önce 200'lerde mesela MOV'da işte byte, word, double word gibi hafıza alanları seçiyorduk. Bu MOV komutunda TIA Portal'daki bir hafıza alanı seçmiyoruz. In girişini byte'ı out'ta word'a atayabilirsiniz ya da buradaki in girişindeki word'ı out'ta byte'a atayabilirsiniz. Büyük bir hafıza alanını küçük bir hafıza alanına atadığınızda alan yetmediğinde, hafıza alanı yetmediğinde taşma yaptığında mesela burada NO çıkışı 0 olmuyor, yine 1 oluyor. O nedenle ben NO çıkışına hata verdirtemedim. Bu işlem yani N1, NO0 olduğunda hangi durumlarda işte hata verdiğini yapan arkadaşlar varsa ya da denk gelen arkadaşlar varsa videonun yorumlar kısmına açıklarsa sevinirim. Çünkü uğraştım. Yani MOV bloğundaki atılma işleminde ben hata yaptıramadım. Bir değer yazalım buraya. Örneğin 50. Bunu merker byte 20'ye atatalım. Bakın herhangi bir şey yapmadı. Yani 50 sayısını merker byte 20'ye atıyor. Hatta şunu da örneğin tek alan 2 diyeceğim. Biraz sonra niye 2 dediğimi daha net anlayacaksınız. Bunu piyasaya gönderelim. Monitoring'i açalım. Şu anda mesela input 0.0 aktif olduğunda 50 sayısını hocam 32 atadı. 32 atamasının nedeni şu. Dikkat ederseniz hexadesimal formatta burada gösteriyor. 50 sayısının hexadesimal karşılığı 32. Hatta şöyle yapalım. Bu atamanın olup olmadığını daha net görebilmemiz için Ctrl A, C, Ctrl V. Bunu şu an kenara yapalım. Tempo olarak da ne diyelim? Merker işte 5.0. Temp 1 diyeyim. 0 yapalım. Burada yaptığım şey ne? Burada yaptığım şey şu. Butona bastığımda merker byte 20 alanına 50 sayısını atıyorum. Butondan elimi çektiğimde düşen kenarda işte yine MOV blokla 0 sayısını götürüp yine aynı merker 20 alanına atıyorum. Yani burada butona bastığım sürece alana merker byte 20 alanına 50 atanacak ya da kopyalanacak. Elimi çektiğimde ise bu komut devreye girecek ve o alana 0 değeri atanacak. MOV bloğunda bir kere yani bir çevrim en girişi aktif olduğunda bu 50 sayısını götürecek. Merker byte 20'ye atacak. Yani devamlı burada kalmasına gerek yok. Ha devamlı mesela bu giriş götürüp ben bunu işte network başına da bağlayabilirim. Orada ise mesela her çevrim bu atama işlemini
gerçekleştirecektir. Çünkü eskiden bazı blokların gidip network başına direkt arada herhangi bir komut olmadan bağlanmasına programlar hata veriyordu ama burada öyle bir şey yok. Burada örneğin butona bastığımız sürece her çevrim bu atama işlemini yapacaktır. Bunu bir kere yapmasını istiyorsanız buraya da mesela getirip P'yi koyabilirsiniz. Bir çevrim yapması yeterli. Bu ne olsun? Merker 5.1 olsun. Temp 2 diyeyim. Tamam. Şimdi bunu gönderelim. Monitoring'i açtık. Bakın şimdi input 0.0 aktif olduğunda 50 atanıyor. Elimi çektiğimde hafıza alanına Merker Byte 20'ye 0 atanıyor. Aslında bu daha ileride anlatmayı bir düşündüğüm bir konuydu ama şurada watch and force table'a gelelim. Force table'a gelelim. Burada mesela neye bakacağım ben? Merker Byte 20. Force table'a adres Merker Byte 20'yi yazayım. Hex değil de desimal olsun. Yine buradan da monitoring'i açalım. Bakın şu anda butonları elimi çektiğimde 0 atanmıştı. Bak basıyorum 50 sayısı atanıyor. Bıraktım 0 sayısı atanıyor. Bu display formatı biner alabiliriz. Şu anda sayı 0. 50 sayısının karşılığı bu örneğin. Burada formatı biz seçebiliyoruz. Şimdi gelelim main OB1'imize tekrar. Mesela bir hata yaptıralım. 1 byte alan ne? 255, 256 vereyim. 256'yı atasın. Hatta 300 atasın. Taşma yapacak mı ona bakacağım. Merker byte 20, 1 byte alanı 300 almayacak. 255'e kadar, 256'dan sonra bir yandaki byte'ı aktarması lazım. 300 sayısı taşma yapacak. Peki taşma yapacak mı? Buna bakalım. Merker byte 20. Aşağı ya da yukarı taşma yapabilir. Merker byte. Çünkü Siemens hafızaların mantığı daha önceki videolarda anlatmıştım. Küçük byte adresi sol taraftaki büyük değerlikli işte byte olarak geçiyor. Bunu eski videolara dönüp izlemek isteyen arkadaşlar olabilir. Orada piyasada hafıza alanları videomda anlatmıştım. Merker byte 19'a ya da Merker byte 21'e. Bunları da daha net görelim. Format olarak desimal alayım. Şu işlemi seviyorum ya. Bu şekilde Excel tablosu gibi çekebiliyorsunuz. Merker Byte 19, 21 bir yerde kullanmadım ama işte alan 2 buysa alan 1 bu, alan 3 bu. O şekilde düşünebilirsiniz. Bunu tekrar main OB1'e gelelim. Çünkü hata veriyor benim içeride çalıştırdığım programla PLC'nin. Senin ekrandaki program farklı. Bu turuncu lacivert o anlama geliyordu. Daha önce anlatmıştım. Bir onun üstüne yaz. Force table'a gelelim. Şimdi bakın taşma yapacak mı yapmayacak mı? Merker byte 20'ye 300 sayısını atamıştım. 300 sayısını oluştururken Merker byte 20 ve Merker byte 19'u kullanacak. 19 içine ve Merker byte 20'ye 3 sayısını yerleştiriyor. Yerleştirirken Merker byte 20'nin içerisinde 300'ü yerleştirirken o byte'daki hangi değerlikler 1 ise ona göre burada 4 sayısını çıkarıyor. Ama bir sonraki byte'a taşma yapmıyor. Yani eğer bir board sonraki byte'a taşma yapmış olsaydı şu anda Merker byte 21'de değer görürdük. Ya da klasik mantıkla düşünürseniz Merker byte 19'da bir değer gördük ama şu anda herhangi bir değer görmüyoruz. Taşma yapmıyor. Sadece Merker byte 20'nin içerisine 300'ü yerleştiriyor. Taşma olan işte bit adresleri ya da byte değerleri uçuyor gidiyor, kayboluyor. O nedenle ben burada çıkışına hata verdiremedim. Hatta şuraya bir tane de Merker 0.0 yapalım. Bu şekilde göndereyim. Dikkat edecek olursanız şu anda taşma var. Ha Merker 0.0'ın çalıştığını niye görmedik? Hemen şunu düzelteyim. Çünkü tek çevrim çıkış verdiği için burası yükselen kenarda. Merker byte 0'ın buradaki mobilon aktif olup Merker byte 0'ın işte 1 olduğunu göremedik. Tekrar gönderdim. Özür. Şu anda bakalım. Taşma var ama bunu bir hata olarak algılamıyor ve işlem başarılı diye de Merker 0.0'a da çıkış veriyor. Moblock bu şekilde işlem yapıyor. Peki yıldıza basarsak ne olur? Yıldıza basarsak kopyalama yapacağı sayı artar. 50'ye tekrar çekelim. Örneğin Merker Byte 20'ye 50'ye atattık. Örneğin Merker Word 40'a atabilirim. Bir daha ilave edeyim. Merker double 100'e de bu değeri ne yapabilirim? Atatabilirim. Bu 50 sayısını Merker byte 20'ye, Merker word 40'a, Merker double 100 içerisindeki hafıza alanlarına atıyor birden fazla. Yanlışlık oldu. Sileceğim zaman ne olacak? Şu şekilde silerseniz komplo komutu uçurursunuz mobilonu. Bu değerin üstüne geliyorsunuz. Delete ediyorsunuz. Neyi uçurdu burada? Tag'ı tuttuğum için tag'ı uçurdu.
Ya da şuradan kışındaki bu uçtan D tuşu ile silebilirsin. Şimdi mow komutu daha çok nerede kullanılıyor? Eğer sizin bir prosesiniz varsa sıcaklık, basınç, operatör panellerinden ya da SCADA sistemlerinden çok fazla veri almanız gerekiyorsa mow bloklarıyla burada işlem yaparsınız. Ya da sürücüleriniz var. Bu sürücülerle ilgili matematiksel hesaplamalarınız yapmanız gerekiyor. İşte ya da ne bileyim bu yapılan matematiksel hesapları yine SCADA sisteminde bir şeyler yapmanız gerekli. Evet, burada mow bloğuyla siz sayıları alıp birden fazla yere kopyalayıp orada matematiksel işlemler yaptırıp işte tekrar bir yerlere ne yapabilirsiniz? Kopyasını oluşturabilirsiniz. Ama şu andaki bilgimizle düz mantıkla mov komutunun işte olup olabileceği şey bizim için bu. Ha, bunu nasıl çeşitlendirebiliriz? Yani daha işte analog işlemlere, sayısal işlemlere, matematik işlemlere, tabii daha bunları görmedik. Onlara girmeden mov bloğu ile ilgili örneği nasıl çoğaltabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Baştan başlayayım. Mesela benim bir zaman rölem olsun. Şuradan geleyim. Timer Operations. Son zaman ölçüsünü alacağım ama önde şuraya bir giriş ilave edeyim. Ne diyeyim? Input 0.0. Hatta şöyle yapalım. Input 0.1. Çünkü ton kullanacağım. Ton girişin devamlı aktif olmasını ister. Input 0.1. Gelelim. Ton zaman rölemizi buraya alalım. Zaman rölemizi aldık. Buraya da zaman 1'in ini ile mühürleme yaptım. Bunu daha önce anlatmıştım. Saniye diyelim. ETD'lerini şu an için kullanmayacağım. Kışını da görmek için örneğin bir tane Q0.0 change dedik. Şu anda zaman rölem çalışacak, mühürleyecek. Input 0.0'la da durduracağım. Şimdi ekranı biraz küçültelim. Buraya bir buton daha koyacağım. Input 0. Ne var? 2 var. Şimdi burada mow bloğu getirelim. Şimdi mow bloğu'la buradaki zaman rölesinin zamanına müdahale etmeye çalışacağım. Tek table'da daha önce anlattığım bir şey vardı. Şimdi olayı biraz daha çeşitlendirelim. Ne yapalım burada? PLC tak. Buraya gelelim. Burada görüyorsunuz takları. Ne var burada? User constant vardı. Buraya diyelim ki zaman 1 diyelim. Zaman değeri olarak da ne yapalım? Time formatı vardı burada yanlış hatırlamıyorsam. Time formatını da alayım. Örneğin buna ne diyelim? 5S. Kabul etmedi. O zaman 5, 1, 2, 3, 5000. Ya burada data type olarak time alıp burada 5S niye kabul etmedin ki? Ama fark etmez. Ha, zamanı kullandığımız için buna hata verdi. Ne diyelim? Zaman atama diyelim. Tamam. Acaba bu hatadan dolayı bir daha 5S'yi deneyeceğim ya. 5S 4 dedik ama yemedi. 5, 1, 2, 3 milisaniye cinsinden vereceğiz. İstediğin kadar buraya time yaz. Yine neydi o? Double word olarak görüyor burayı. Neyse dönelim. Buraya gelelim. O tagı seçeceğim işte. Zaman atamayı da. Bakın burada. Bak 5000'i getirdi. Bunun nesini değiştirsin? PT değerini değiştirsin. Zaman 1'in PT değerini değiştirsin. Bu şekilde göndereyim. Şimdi bakın input 0.1'e bastığımda zaman rölem sayıyor. 3 saniye sonra çıkış verecek. 3 saniye sonra çıkış verdi. Mühürlemeyi bozdum. Zaman rölem devre dışı kaldı. Şimdi şunu deneyelim. Önce zaman rölem saymadan preset value değerine, PT değerine bir 5000'i atayalım. 5000'i atadık. Zaman değişecek mi? Özür. Yine 3 saniye saydı. Zaman sayarken bu işlemi yapacağım. Zaman sayarken atama işlemini yaptırdım. Bakın zaman sayarken atama işlemini yaptırdığınızda 5 saniye kadar saydı. 0'a basalım. Bir daha bir yapsın. Peki 5 kalıcı mı? 5 kalıcı değil. Yine 3'te kesti. Input 0.2'yi mow bloğu devamlı devreye sokalım. Bu sefer işlemi yapalım. Şimdi 5 sayacak.
Yani şu, burada her ne kadar Moblock'la PT değerine 5 sayısını 5 saniye atamış olsak da bu orada kalıcı değil. Bu değeri, atadığımız bu değer ataması ortadan kalktığında yine kendi default değerlerini alıyor zaman rölesi. Default değerlerini aldıktan sonra da işte sayma işlemine ya da zaman sayma işlemine başladığında default değeri üstünden gidiyor. Ama şu, sayma işlemine başladıktan sonra 3 saniyeyi görmeden eğer Moblock'ta 5 atarsak ya da bu atamayı devamlı yaptırırsak 5 saniye olarak ne yaptı? Zamanı saydı. Buraya bir tane sayıcı getirelim. Neredeydi? Count Operations. Up sayıcı verelim. Sayma 1 dedik. Reset ucuna input 0.1 gireyim. Bunu yine 3 diyelim. Bu sefer default tactable'a geleyim. Ya da show alt tactable. Sayma değeri diyeyim. Fine formatında değil. Sayı küçük olduğu için byte de olabilir. Bakalım byte yiyecek mi? Sayıyı 5 yapalım. 7. Şimdi bu atama işlemini burada yapalım. Ne yaptık? Bu artık sayma değerine döndü. Sayma değerine döndü. Nereye atanacak? 5 değerini otomatik getirdi. Sayma 1'in preset value, yani şu değerine atanacak. Bunu gönderelim. Monitoring'i açtık. Şimdi sayma işlemini yaptıracağım. Sayı değeri olarak burada 3 gözüküyor. 1, 2, 3 ve çıkış verdi. Resetledim. Sayı değerini bir 5'e atayım. 5'e atalım, kestim. Yine sayıyorum. 1, 2, 3. Zaman ölçüsünde olduğu gibi önceki atama bir işe yaramadı. Peki sayı ortasında yapayım. 1, 2. Bir daha basarsam çıkış verecek. Şu anda atamayı 5 olarak yaptırdım. Bakın yine 3'e düştü. Zaten ekranın altındaki mob bloğun alt birinde görüyorsunuz. Yine resetleyelim. Atamayı direkt yaptım mob komutuyla. Şimdi sayayım. Bakın zaman rölesinde olan gerçekleşen işlem sayıcının data bloğunda gerçekleşmedi. Sayma değerini bir türlü 5'e çıkaramadım. Ama şu oluyor. Burada 5 sayısını PV değil de aktüel değer, yani saymakta olduğu CV değerini atatabiliyorsunuz. Şimdi bakın sayıyor 1, 2, Moblock input 02 ile devreye alıyorum. Direkt sayıyı CV değerine 5'e çıkarıyor. Bu sefer 5 PV değerinden büyük olduğu için çıkış verdiriyor. Atamayı keseyim. Yine sayma değeri şu anda CV değeri 5'te kaldı. Zaman öncesinde de bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Bir müdahale yapabiliyorsunuz. Ha, ne işinize yarar? Dediğim gibi Moblock daha çok matematiksel modellemeler, hesaplamalar, işte SCADA'da, operatör panelde verileri bir yerlere aktarmalar, kopyalamak için kullanılır. Ama şu anki bilgimizle Moblock örneğini nasıl çeşitlendirebiliriz? Bu şekilde çeşitlendirebiliriz. Ha, zaman rölesi ve sayıcı komutlarında bahsettiğim bir konuydu. Onu burada tekrarlamış oldum. Bir daha tekrar zaman rölesi ve sayıcı komutlarına da dönmüş olduk. Bu videoda böyleydi. Fırsat buldukça biraz daha işte İleriye dönük, ileri programlamaya dönük komutlarla ilgili videolar çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.